havaya yükselen araç. Balon. Balondur. 500 puan daha kat arkasaya. Tut kal. Tut ve kal. Kemiksiz et. Kül bastı. Çok güzel. Tebrik ederim. Düşmanlık. Düşmanlık. 900 puan daha. Öğüt vermek. Öğüt vermek. Tam da bizim aradığımız cevap. Alkışlar Celil Bey için. Bugünün son noktasını koyacak olan isim ne bölüm oldu ama Celil Vallahi Bey. Çok arkadaşlar çok iyi yarıştı. Yani şampiyonlara gerçekten yakışan performans. Yani finale abi yakışır bir bölüm. Şu anda Saliha Hanım biraz böyle yüzü dördü çeyrek geçiyor ama canı sağ olsun. Oldu, biraz üzüldük yani. Ama bir tane şampiyon belirlememiz gerekiyor efendim. Ne yapalım? Bundan sonrası ya siz ya Nazlı. Artık kısmet. Kısmet. Hani burada olmak da güzel, yarışmak da güzel. Hani eğlenmeye geldik. Eğleneceğiz inşallah. Kim zaten tur finaline taşırsa taşısın bu macerayı, diğerlerini de hatırlayacağız. Açıkça söyleyeyim. Ama bir 9800 de yakışmaz mı yani? Celil Artık Bey. Kısmet. Hani bildiğimiz yerlerdense neden olmasın? Dur bakalım. Çıkıntılık yapacak bir iki tane soru var. Daha doğrusu bir tane var biraz kafamı karıştıran. Sorusu da yapısı da biraz zorca gibi. 7 harfli bir kelime fakat ona daha çok var. Önce şunları bir hallediverin. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Konutlar topluluğu. Site. Çok güzel. Hızlı başladık. İkinci soru efendim. Hiç beklemeyelim. Buyurun gelsin. Kur'an-ı Kerim. Ayet. Surelerini oluşturan kısımlardan her biri. Hızlısınız maşallah. Buyurun 5 harfli cevaplara. Eşiyle olan örnek ilişkisi deyimlere konu olmuş bir kuştur. Kumru. Kumru gibi derler ya. İşte Fransızca kökenli olan ama kolay olanı. Başlamadan önce söylemiştim ya size. Rahat cevaplayacaksınız bunu. Bir yapının giriş bölümü anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Giriş. Giriş. Entre. Entre. 500 puan değerinde. Haydi 6 harfi cevaplara. Çok güzel başladık. Hızlıyız da maşallah. Görelim bu nasıl bir soruymuş. Gözde veya çeşitli optik aletlerde mercek. Odaklanmayı sağlayan bölüme mercek denir. 6 harfli cevaplar bitsin efendim. 6. sorumuz nasıl bir şeymiş? Hadi görelim. En uygun zaman, uygun durum veya şart. Fırsat. Ne dersiniz? Fırsat. Okazyon diyecektim. Gerek duymadığınızı gördüm Celil Beyciğim. Şimdi buna biraz dikkat edelim. Kullanıldı dilimizde, yaygın kullanıldı dilimizde, çokça kullanıldı dilimizde, gerekli gereksiz kullanıldı dilimizde. Şu aralar biraz varız geçmiş gibiyiz. Ama biliyoruz hepimiz. Bakalım. Birkaç etkenin belirli bir etkileşim sonucunda elde ettiği ortak güç anlamında Fransızca kökenli bir kelime. Koalisyon. Hayır, şöyle bir şey. Bir artı bir ikiden büyüktür diyen durum. Bir nokta nokta oluşturduk. Buldular. Sinerji. Saydılar, yerleştirdiler. 3700 yaptılar kasayı. Yarısı bitti. Hiç harf almadık. Şimdi iki kelimeden oluşuyor tabirim. Kelimelerden bir tanesi sesi tanımlayan bir söz. Şıp gibi, şap gibi bir şey. Şöyle sorduk. Birdenbire ansızın anlamında kullanılan. Şakkadanak. Şakkadanak değil. Gibi. İki kelimeden oluşuyor demiştim bu arada. Birdenbire pat diye. Nedir? Pat diye. Celil Bey pat diye cevabı veriyor. 4400 yapıyor kasayı. Çok kolay bir soru var elimde ki ilk 8 harfli cevabınız bu. Bu arada neredeyse 3 dakika gibi bir süre var elimizde. Herhangi bir şekilde takılırsak ne olursunuz? Önce süreyi kullanalım harf almak yerine. Geliyor. Havaya atıp dağıtmak. Saçmak, savurmak. Savurmak daha güzel. Tam da bizim aradığımız şey. Şimdi 8 harflidir. Şakalı bir kelimedir. Ama eskilerin kullandığı şakalı bir kelimedir. Yeni nesil tarafından pek rağbet görmez. Normal. Bir bakın. Şaka yollu olarak yürüyerek giden, yayan anlamında bir tabir. Şey, kağını gibi. Tek kelime. Deforme edilmiş bir kelime. Şaka olsun diye. Salınmak, salmak. Bravo Veysel Bey.
Veysel Bey'le biz aynı jenerasyondan olduğumuz için biliyoruz bu kelimeyi. Salınmak, salınmak. Hayır, deforme edilmiş bir kelime bu. Yaylanmak, bir dakika, yürü at arabası gibi. Hocam hayır, biraz yanlış yoldayız. Yürüyerek. Yürüyerek giden, yayan, yürüyerek. Tabansız. Efendim? Tabansız. Hayır, hayır. Harf istedim. Ama harf istediniz mi? Yaklaşmıştı. Neyse istedik ya. Yaklaşmıştınız. Tabanvay. Tabanvay. 700 puan değerinde. Bir anda çok korktum yahu. Acaba dedim gözlerimden dolayı ben mi bastırdım? Hani gözlerim büyüyünce bir anda Celil Bey o yüzden bastı. Neyse yanlışa düşmedik. Bir harf aldık. 9700'e ulaşabilecek durumdayız. Zaten 9800 diye kendimizi zorlamaya gerek yok. Şimdi yapılması gereken şey nedir? 2 dakika 12 saniyemiz var. Bunun 21 saniyesini arttıracağız. Yeter de artar çünkü elimde 4 tanecik soru kaldı. Buyurun. 2 kelimeden oluşuyor. İlk 9 harfli cevap. Bir şeyi anlayabilecek düşünme ve kavrama gücüne sahip olmak. 2 kelime. Algı yetisi. Uzaklara gitmeyin. Uzaklara gitmeyin. Bu herkesin kullandığı genel bir tabir. Düşünme gücü, anlama. 2 kelime. Dur, anlam. Orada anlayabilmek var ya. O yüzden cevapta aramayalım tamam. Onu olur mu? Bir şeyi anlayabilecek düşünme ve kavrama gücüne sahip olmak. Kavrama gücü. 2 kelime. 2 kelime. Mastarla bitiyor. Evet bir deyim ama çok da metaforik bir tabir diyemem yani. Hani kanı donmak gibi filan bir tamam. Şey değil. Anlayacak. Bir şeyi anlayabilecek. Aklı erbek. Sizi tebrik ediyorum. Bir dakika 17 saniye var. 21 saniyesini arttırmamız gerekiyor. Buyurun. 9 harfli cevaplara. Burada takılmaz Celil Bey. Benim bildiğim Celil Bey burada takılmaz. Meyve, çiçek, natürmort. Kapkacak. Nedir? Natürmort. Natürmort. Ölü doğa. Hazır natürmort demişken. Buyurun. Yemek masasındayken uyulması... Sofra adabı. Gereken görgü kurallarına sofra adabı deniyor. Zurnanın zırt dediği yer. Dananın kuyruğunun kopacağı an. Hayırlısı. Son soru son cevap. Buyurun efendim. Bir yere varmak için bulunduğu yerden ayrılarak seyahate başlamak, harekete geçmek. Yola çıkmak. Yola çıkmak. 1000 puan değerinde. Bu bugünün bir hatırası olsun. Çok teşekkür ederim. Kabul buyururlarsa birer kitapta rakiplerinize vermek istiyoruz. Bize muhteşem bir bölüm armağan ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz her birinize ayrı ayrı. Hakikaten çok güzel yarıştınız. Zaten gün şampiyonu olduğunuz bölümlerde de ışıl ışıl parlamıştınız. Bir araya geldiniz ne olacak diye bekliyorduk. Genellikle aramızda konuşuruz ekip arkadaşlarımızla böyle herkesin bir favorisi olur. Kimsenin bir favorisi yoktu. Hiç kimsenin bir fikri yoktu. Bugün kim kazanır diye onu gösterir performanslar sergilediniz. Her birinize ayrı ayrı tebrik eder. Alkışlarımızı kabul etmenizi rica ederiz. Celil Beyciğim bu muhteşem ekibin temsilcisi olacaksınız tur finalinde. Tamamına da erdireceksiniz inşallah. İnşallah. Ne dersiniz? Hani... Bildiğimiz yerlerden geldikten sonra hani sıkıntı yok yaparız. Hani arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Herkes çok güzel yarıştı. Güzel yarıştı. Hani bir bakıma da biraz şans. Öyle. Hani biraz değil. Yani yarısından fazlası şans. Yani çünkü her şeyi bilemeyiz. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Ama gerçekten çok eğlendim. Çok keyifli bir vakit oldu. Yani son 3 soruya girerken Nazlı Hanım'ın 2 dakikadan fazla süresi vardı. Eğer ki biraz daha hızlı hareket etseydi tabii. Ya da risk alsaydı da erken bassaydı butona şu anda evet, tabii, süre farkıyla belki de sizi geçmiş tabii. Olurdu. Ne olursa olsun efendim herkes çok güzel yarıştı. Kocaman alkışları hak etti. Fakat şampiyonumuz sizsiniz. En büyük alkışsınız. Sağ olun.